Herkese merhaba. PyQt 5 ile arayüz programlama derslerine hoş geldiniz. Bu videoda PyQt 5 dersleri içerisinde kullanmış olduğum Design to Py Converter programından bahsetmek istiyorum. PyQt 5 dersleri bugüne kadar izlenen kişiler tarafından gayet beğenildi. Ben de bu derslere devam etmek istiyorum. Dersler sırasında kullanmış olduğum bir program var. Bunu da isteyenlere mail aracılığıyla veriyordum. Hala da vermeye devam ediyorum. Bu programı tanıtmak istedim kısaca size. Hem de derslerden kısaca bahsetmek istiyorum. Dersleri anlamak için iki ön koşulumuz vardı. Bunları bilirsek bu dersleri anlamamız daha kolay olur. Bana da daha az soru sorarsınız diye düşünüyorum. Çünkü sorulan soruların bir kısmı bu konulardaki eksikliklerden kaynaklanıyor. Python programlama dilini ve nesne yönelimli programlayabilirseniz Bu dersleri anlamanız daha kolay olur. Ders içeriklerini de YouTube üzerinden göstermek istiyorum. PyQt 5 dersleri diye YouTube'da arattığınızda üst sıralarda geliyor. En üst sırada gelmese Burada da kurulumlarla başlayarak en temel bilgilerden ve en çok ihtiyaç duyulan bilgilerden devam ettik. En son arayüz elemanlarını tanıtıyordum. Biraz ara vermek durumunda kaldım ama derslere devam edeceğim. Bu videoda da bu dersler sırasında kullandığım dersleri takip edenlerin bildiği Design to pye Converter programını anlatacağım size. PyQt5 ile arayüz programlama için iki ana başlığımız vardı. İki tercih yapabiliyorduk. Birincisi kod yazarak bir tasarım yapıp bir arayüz geliştirebiliriz. İkincisi de Qt Designer ile bir tasarım yapıp bunu projemizde kullanabiliyorduk. Bu Qt Designer ile yapmış olduğumuz tasarımı da projemizde kullanmamız için iki farklı seçenek mevcut. Birincisi PYUC5 modülü ile biz bu tasarımı Python kodlarına dönüştürebiliyoruz. İkincisi ise Load UI fonksiyonu ile tasarımı proje içerisinde kullanabiliyoruz. Kod yazarak tasarımı ikinci derste anlattım. Üçüncü derste de Qt Designer ile yapmış olduğumuz tasarımla nasıl PyQt5 arayüzü geliştireceğimizi ve her iki modülün de kullanımını ben detaylı bir şekilde anlattım. Burada benim tercihim PYUC5 modülünün kullanılması yönünde. Çünkü Load UI fonksiyonunu kullandığınızda özellikle PyCharm idesinde kod tamamlama özelliği çalışmıyor. Çünkü Python o tasarımı anlamıyor. O tasarımı tanıyor çalıştırdığınızda Load UI fonksiyonuyla. Ama o tasarımı o ansiz proje yazarken tanımadığı için de kod tamamlama özelliği çalışmıyor. Eğer çalışıyorsa da benim bilmediğim bir şey varsa da o konu hakkında bir şey diyemeyeceğim. Pyuc5 modülüyle de biz yapmış olduğumuz tasarımı Python'un anlayacağı şekle dönüştürüyoruz. Bu sırada da bir takım dönüşüm yapmamız lazım. Bunun bana göre bir takım zorlukları var. O zorluklardan kurtulmak için de ben bir program geliştirdim. O programı nasıl kullanıldığını bu dersimizde anlatacağım. Bunun için bir QT Designer'ı açalım. QT Designer'da sürükle bırak tekniğiyle hazırlamış olduğumuz tasarımların hangi formatta tutulduğunu Projede nasıl kullanılacağına bir bakalım kısaca. O arada da programın ne işe yaradığını da anlamış olacağız. 13.2. dersimizde Q, arayüz elemanından bahsetmiştik. Ona ait bir tasarım var burada. Çok güzel bir tasarım olmasa da buradan gördüğünüz gibi sürükle bırak tekniğiyle çok kolay bir şekilde Qt Designer ile tasarım yapıyoruz. Kod yazarak bir tasarım benim tercih ettiğim bir yöntem değil ama siz o şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı da ikinci derste anlat. Qt Designer ile bir tasarım yapmak bence daha kullanışlı bir yöntem. Qt Designer ile tasarım yaptığımızda bunu şuradaki disk butonuyla veya Ctrl S kısa ile kaydedebilirsiniz. Ve bunu kaydettiğinizde .ui uzantılı bir formatta bu tasarımınız kaydediliyor. Burada da type kısmında Qt UI file diye de bir açıklama var Windows tarafında. Biz buna sağ tıklayıp bir notepad üzerinde açarsak bu yapmış olduğumuz tasarımın XML formatında tutulduğunu görebiliriz. Ve bizim bu tasarımı proje tarafında kullanmamız gerekiyor. Onun için de bahsettiğim gibi iki farklı yöntem mevcut. Derslerde de bahsetmiştim. Qt aslında C++ ile yazılmış bir program. PyQt5 ile biz aslında C++ kodlarını Python ile kullanıyoruz. Riverbank firmasının yazmış olduğu kodlar sayesinde aslında biz Python'la C++'ı kullanıyoruz. Arada PyQt5 dediğimiz şey bu aracı konumunda bulunuyor. Onun içinde Qt'de tasarım nasıl kullanılıyor diye bir kısaca göstermek istiyorum. O yüzden de Qt Creator'ı açıyorum. Bu da Qt'yi geliştirmek için kullanılan bir geliştirme ortamı. Burada da 12. derse ait bir projeyi açtım. Burada gördüğünüz gibi include kısmında siz Qt'yi de benim derslerimi takip ederseniz bir proje oluşturduğunuzda bir takım şeyler Sıfırdan yazılmış olarak geliyor. O yazılmış olan kısımlarda da burada include ui Buradaki tasarımınızın aslında C++'ın anlayacağı dilde olan versiyonu da burada. Bunun içerisine girecek olursak az önce göstermiş olduğumuz XML formatındaki tasarımın aslında Qt tarafından otomatik olarak dönüştürüldüğünü ve projede kullanılabilir hale getirildiğini görüyoruz. Bizim PyQt 5 ile PyCharm tarafında yapacağımız işlem de aslında buna denk gelecek. Hangi yöntemle PyUC5 dönüşümü ile yapacağımız işlem aslında Qt tarafında otomatik olarak yapılan bir işlem. Biz bu işlemi manuel olarak gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi PyCharm ile örnek bir proje açıp Qt tarafında yapılan işlemin aynısının PyCharm tarafında da yapılmış yani Python tarafında da yapılmış halini görelim. Burada da son vermiş olduğum derste ders 13.2'de Qt Designer altıre Python.py bu bizim dönüşüm yaptıktan sonra elde ettiğimiz dosya bir üstünde de Qt Designer yani Qt Designer'da yapmış olduğumuz tasarım yer alıyor. Biz buna tıkladığımızda az önce Qt tarafında gösterdiğim gibi bizim yapmış olduğumuz tasarım Python'un anlayacağı şekilde bir koda dönüştürülmüş durumda. Hatta bir sınıf yapısı kullanılmış burada. Biz bunu projemizde gördüğünüz gibi Qt Designer Python dosyasından UI Alt Main Window sınıfını kodumuza eklemişiz. Projemize eklemiş olduğumuz sınıf proje bu. Burada da görmüş olduğunuz işlemlerle bunları detaylı bir şekilde derslerde anlattığım için burada hızlıca geçiyorum. Bu sadece biraz farkındalık oluşturma dersi olacak, videosu olacak. Burada Burada da Setup UI fonksiyonuyla yapmış olduğumuz tasarımı projemizde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi burada benim PYUI C5 modülünü tercih etmemin sebebi Kod tamamlama özelliğiydi. Burada gördüğünüz gibi Mesela P'ye bastığımızda arayüz içerisinde yer alan push button elemanlarını kolaylıkla görüyoruz ve burada da sırf bunu görmemiz değil bu sınıflara ait çünkü burada push button dediğimiz bir sınıf bu sınıfa ait özellikleri de direkt kod tamamlama özelliğiyle kullanabiliyoruz. Bunlar çok büyük avantaj proje yazarken sağa sola bakmadan hızlı bir şekilde kodları yazmamızı sağlayan bir özellik. O yüzden ben PYUC5'i kullanmayı tercih ediyorum. Load UI kullanımını da derste anlattığım için burada hiç girmeyeceğim. Çünkü programın öyle bir özelliği de yok. Programın özelliği PYUC5 dönüşümünü kolaylıkla yapmamızı sağlayan bir araç olduğundan dolayı ondan bahsedeceğim. Peki bu PYUC5 modülü nedir? Programsız nasıl dönüşüm yapar? Kısaca ona bakalım. PYUC5 modülü az önce de bahsettiğimiz gibi... Gibi Qt Designer tasarımını yani .ui uzantılı tasarımı az önce de gösterdiğim gibi PyCharm'da projede projenin anlayacağı şekilde .py uzantılı Python dosyasına dönüştürür. Bunun için de bu formatta bir kod yazmamız gerekiyor. Yani pyuc5 yazıyoruz. Burada bana çok sayıda mail de geliyor. Hata yaptım. Daha doğrusu hata alıyorum çalışmıyor diye. Burada tasarımı dosya yoluyla birlikte yazmanız lazım. Eğer komut satırı programını yani cmd'yi, command prompt'u o klasör içerisinde açmadıysanız burada dosya yoluyla birlikte yazmanız gerekiyor. Daha sonra eksi o yazıyoruz. Daha sonra da dönüştürülecek kodların hangi klasöre hangi isimle dönüştürülmesi gerektiğini de yine klasör yoluyla birlikte yapıyoruz. Ben kodu çalıştırdım hata vermedi ama dosyada oluşmadı diyorsanız o zaman burada dosya yolunu belirtmemişsinizdir. Dosya yolunu belirtirken de Türkçe karakterler sıkıntı çıkarabilir veya klasör yollarınızda böyle boşluklar varsa ondan dolayı da bir yerde kesilir ve o klasöre kaydeder. O yüzden de onu tırnak işareti içerisinde yazarsanız klasör yolunu hata almaktan kurtulursunuz. Bu PYOC5 nerede yer alıyor diye bakacak olursak bunu Python klasörlerinde PyQt5 içerisinde bulabiliriz. Hemen bir kontrol edelim neredeymiş diye. Bu tabi kurmuş olduğunuz pycute5 kurulumlarına göre de değişiyor. Ben iki farklı kurulum yapmıştım. Biri pip ile, diğeri de egze ile bir kurulum yapmıştım. Egze ile yapmış olduğumuz kurulum pycute5 5.6 idi. Pip ile yapmış olduğumuz pycute5 5.11'di. Her ikisi içinde hangi klasörde bulunduğunu göstermiştim. Şimdi sadece bilgilendirme amacıyla 5.6'dakini gösterelim. Diğerini derslerde bulabilirsiniz. Python kurulumu olan dosyaya geldik. Lip diyoruz. Site Package diyoruz. PyQt 5 diyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi pyuc5.bat. Bu 5.11'de nokta egze olarak var. Bu dönüşümü yapmamızı sağlıyor. Ve lafı daha fazla uzatmadan programa geçelim. Bu dönüşümü yapmak için burada command Prompt açıyoruz cmd'yi. Bunu arama butonuna cmd yazarak da bulabilirsiniz. Ben kısa yol tuşu olarak ekledim. Daha sonra yukarıdaki formatta yazıp enter'e bastığımızda o dönüşümü gerçekleştiriyor. Bunu derste gösterdiğim için şu an girmiyorum. Şimdi programa geçelim. Programımız burada. design to pye converter.exe diye. Ben bunu exe'ye dönüştürdüm. Programımızın iki farklı özelliği var. İlk özelliği bahsettiğim gibi PYUC5 dönüşümünü yapıyor. Buradan göz at dediğimizde PYUC5.bat'ın olduğu klasörü açtı. Bu klasörü direkt açabilmesi için sizin ortam değişkenlerine PyQ5 ifadesinin de yer aldığı şu dosya yolunu eklemeniz gerekiyor. Bu dosya yolunu eklerseniz ben kod içerisinde bu ortam değişkenlerini kontrol edip PyQ5 ifadesinin olduğu bir dosya yolu varsa onu ilk olarak oraya bakıyorum. Oraya açıyorum. Eğer bulamazsam büyük ihtimalle programın olduğu klasör açılır. Sizin bu dosya yoluna giderek bu POC5 dönüşümünü bulmanız gerekecektir. Bunu bulduktan sonra tasarımı seç diyoruz. Göstermiş olduğum projeye ait Qt Designer tasarım dosyasını seçiyorum. Ve dönüştür dediğimde yapmış olduğum tasarım Python kodlarına dönüştürüldü. Hatta bunu silelim. Programa bir daha basalım. Gördüğünüz gibi dönüşüm gerçekleşiyor. Ve ben bu ismin yanına alt tire python ekliyorum projelerimde de bu şekilde kullanıyorum. Eğer sizin burada farklı bir isminiz varsa o isim altdire python şeklinde gelecektir. Programın bir diğer özelliği de pyrcc5 dönüşümü yapıyor. O dönüşümde PYOC5 dönüşümle benzer özelliklere sahip. Bu da projelerinizde resim, kon ve benzeri dosyalarınız varsa bu dosyaları proje içerisine gömmek için böyle bir dönüşüm yapmak gerekiyor. QT'nin böyle bir özelliği var. Yani projenizi başka birine verirken böyle içerisine bir ton e, ikonla, resimle değil de dönüşüm yapılarak projenin içerisine gömülen bir şekilde vermeniz mümkün. Burada orijinal.qrc dosyası var. Buna bakacak olursak bu şekilde tutuluyormuş. Bunun da Python'un anlayacağı şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Dönüştürdüğümüzde gördüğünüz gibi böyle bir dosya olmuş. Bunu da silelim. Program dönüşümü yapıyor mu diye bir bakalım. Burada da nokta .qrc uzantılı dosyayı seçtik. Daha sonra dönüştür dediğimizde gördüğünüz gibi projemizde bu ikonları kullanmamızı sağlayan dosyaya dönüştürüldü. Bunların detaylı açıklamalı kullanımını nasıl yapıldığını derslerde anlattım. O yüzden burada detayına girmiyorum. Bu bahsettiğim gibi yani programı derslerde kullandım ama bu programa ait bir video olmadığını fark ettim farkındalık oluşturması için de bu programa özgü bir video çekmeye karar verdim. Ve ders sırada yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu ders için anlatacaklarım bu şekilde. Programı isteyenlere ben mail aracılığıyla veriyorum. Program Linux ortamında da çalışıyor. Tabii çok farklı Linux kullanıcıları da var. Ben mümkün olduğunca onların ortamında da çalışacak şekilde hazırlıyorum. Bir kendimce kampanya yapmıştım. Belli bir tarihe kadar bin abone olursa program kodları ile birlikte paylaşacağım diye. O da çok yoğun bir talep aldı. O yüzden bin aboneye ulaşmadığımız için de kodlarını paylaşmıyorum şu an için. Ama belki nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde video çekerek anlatırım. Program basit aslında. Derslerde anlatmış olduğum özelliklerle siz de benzer bir programı kendiniz için geliştirebilirsiniz. Fikri orijinal olduğu için de sağda solda çok paylaşmıyorum. Mail aracılığıyla isteyenlere paylaşıyorum. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.